Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde 5. sınıf doğal sayıları en yakın onluğa, yüzlüğe ve binliğe yuvarlama konusuyla sizlerle beraberiz. Bu videomuzu daha önce çekmiştik. Fakat videomuzun çekimi esnasında bir yerde yanlışlık yapmışım. Dikkatli bir izleyicimiz bu yanlışlığı fark edip beni uyardı. Buradan ilk önce ona çok teşekkür ediyorum ve tekrar konuyu anlatmaya başlıyorum. İlk önce sayılarımızın en yakın onluğa yuvarlama bölümünü anlatalım. Son rakamı 1, 2, 3, 4 olan doğal sayıları geride kalan onluğa son rakamı yani birler basamağı 5, 6, 7, 8 ve 9 olan doğal sayıları ilerideki onluğa yuvarlıyoruz. Alıştırmalar üzerinde birlikte çözerek konuyu anlatmaya çalışalım. 58 sayımız Hangi onluğa gider? 58 sayımız 50 ile 60'ın arasında olan bir sayıdır. Hemen bir bas basamağı kapatıyorum ve son basamağa bakıyorum. Bakın son basamakta 8 rakamı var. 8 ilerideki onluğa daha yakın olduğu için 5'ten sonra gelen onluğumuz yani 50'den sonra gelen onluğumuz 60 olduğu için 58 sayımız 60'a yuvarlanır. 184 sayısına bakıyoruz. Yine ilk baştaki rakamları parmağımla kapatıyorum. En sonda 4 var. 4. 5'ten küçük olduğu için gerideki onluğa döner. Yani 80'e yine aynı onluğa döner. O zaman 184 sayımız 180 olur. Geldik 798'e hemen bakıyorum. Son rakamı 8. İlerideki onluğa gidecek. İleride 90 var. 90'dan sonra 100 gelir. 798 olduğuna göre yüzlükleri bir yüzlük büyütmem gerekiyor. Çünkü ilerideki sayıya gideceği için. O zaman sayımız 800'e yuvarlanır. 7448 sayımızda yine son basamağa bakıyorum. 8 var. Arkada 48'den 8 ilerideki onluğa gideceği için arkada 4 var. O zaman 5 olması lazım. 50'ye yuvarlanması lazım. 7400 50 oluyor sayımız. Yan tarafı yapalım. 235 sayısında baştaki rakamları kapattım. 5 kaldı. 5. E, onlukların tam ortasındadır ama ileriye yuvarlanır. İleriye gitmek kolay olduğu için. O zaman 35 40'a gider. Sayımız 240 olur. Yuvarlanacak sayı. 4231 sayısında son basamakta bir rakamımız var. 1 geriye döneceği için 30'a yuvarlanır. O zaman baştakileri değiştirmiyorum. 4230. 2765 sayısında son rakam 5 ileri gideceği için 6 onluktan sonra 7 onluk gelir. Yani 70 gelir. 65 sayımız 70'e gitmesi lazım. 2770'e yuvarlanır. 9716 sayımıza bakıyoruz. En sonda 6 rakamımız var. 6 ileriye gider. O zaman 16'dan sonra yani 16 sayımız 20'ye gider. 10 ile 20'nin arasında olduğu için 1'i 2 yapıyorum. 9720 oluyor. Son sayımızı yapalım. 18727. Yine son basamağa bakalım. 7 ileriye gider. O zaman 30'a yuvarlamam gerekir. Çünkü 27 burası. En 27'nin ilerisindeki onluk 30 olduğu için 18.730'a yuvarlanır. Gelelim sayılarımızı en yakın yüzlüğe yuvarlama konusuna. Açıklamamızı okuyalım. Son iki rakamı 50'den küçük olan doğal sayıları yani 49'da dahil olmak üzere 49'a kadar olan sayıları Geride kalan yüzlüğe 50 ve 50'den büyük olan doğal sayıları ilerideki yüzlüğe yuvarlıyoruz. 172'ye bakalım. Burada son iki rakama bakıyorum. Bakın 72 sayımız 50'den büyük olduğu için ilerideki yüzlüğe gidecektir. O zaman bunu 2'ye çeviriyorum ve 200'e gider. Zaten 172 sayısı 100 ile 200'ün arasında. İlerideki yüzlüğümüz de 200 olduğuna göre bu sayımız 200'e yuvarlanır. 749'a bakalım. 49 50'den küçük olduğu için bu sayımız gerideki yüzlüğe yuvarlanır. Geride kim var? 700 var. O zaman sayımız 700'e yuvarlanır. Diğer sayımıza bakalım. 45 yine 50'den küçük olduğu için gerideki yüzlüğe yuvarlanır. Geride 8 800'lük var. 800 var. O zaman sayımız 2800'e yuvarlanır. Diğer sayımıza bakıyoruz. 77 ilerideki yüzde yuvarlanacağı için 600'den sonra 700 gelir. O zaman ilerideki yüzlük 700 olur. Sayımız 9700'e yuvarlanır. Yine yan tarafı yapalım. Bu sayımızı en sona bırakalım. Büyük sayımızı. Son iki rakama baktım. 50 var. 50 İlerideki yüzlüğe yuvarlanacağı için 800'den sonra 900 geliyor. O zaman sayımız 900'e yuvarlanıyor. 1650 sayısında yine son iki rakam 50. İlerideki yüzlüğe gitmesi gerekir. 50 olduğu zaman ileriye gidiyor. 600'den sonra 700 geldiği için ilerideki yüzlük sayımızı 1700'e yuvarlayabiliyoruz. Burada son iki rakamımız 99. 99 İlerideki yüzlüğe gider. 800'den sonra 900 geldiği için sayımızı 7900'e yuvarlayabiliyoruz. Burada son iki rakamımız 49. 49 geriye döner. Geride 600 var zaten. Onu değiştirmiyoruz ve sayımızı 1600'e yuvarlıyoruz. Son sayımızı yapalım. Yine son iki rakama bakalım. 76 var. 76 ileri gider. 200'den sonra 300 geldiği için ilerideki yüzlük 300, 300 olduğu için sayımız 14300'e yuvarlanır. Şimdi geldik en yakın binliğe yuvarlama konusu. Son 3 rakamı 500'den küçük olan doğal sayıları geride kalan binliğe 500 ve 500'den büyük olan doğal sayıları da ilerideki binliğe yuvarlarız. İşte hata yaptığımız sayı şuydu. Burada Son 3 rakamımız 541. Ben bunu gerideki onluğa yuvarlamışım. Çok dikkatli olan izleyicimiz ona bir kere daha teşekkür ediyorum beni uyardığı için. Yanlış yaptığımı söyledi. Evet 541 500'den büyük olduğu için ilerideki binliğe gitmesi lazım. Burada 1000 olduğuna göre ilerideki binliğimiz sıradaki 2000 olduğu için sayımızı 2000'e yuvarlamamız gerekiyor. Diğer sayımıza bakıyoruz. Sonuç rakamı 499. 500'den küçük olduğu için gerideki binliğe yuvarlanacağı için geride zaten 3000 var. O zaman sayımızı 3000'e yuvarlıyoruz. Diğer sayımız 624. 500'den büyük olduğu için ilerideki binliğe gider. İleride 7000 var, 17000. O zaman 18000'e gidecek. Sayımızı 18000'e Yuvarlıyoruz. Diğer sayımız sonuç rakamı 501. Yine 500'den büyük. O zaman ileri ilerideki binliğe gidecek. 23.000 var. O zaman ben bunu 24.000'e yuvarlamam gerekiyor. 16.500 500 olduğunda yine ileri gider. 16.000'den sonra 17.000 sayısı geldiği için binliklerden sayımızı 17.000'e yuvarlıyoruz. 23024 sayısı 24 sayısı 500'den küçük olduğu için geriye dönecek ve 23000'e geri dönüş yapacak. Sayımızı 23000'e yuvarlıyoruz. 38499. 499 500'den küçük olduğu için geriye dönecek ve sayımız geride 38000 olduğu için 38000'e yuvarlanacak. 99.500. 500 var sonuç rakamı. 500 ileriye gidecek. İleride 99.000'den sonra ilerideki sayı 100.000 olduğu için sayımızı 100.000'e yuvarlıyoruz. Ve bu alıştırmayla da dersimizin sonuna geliyoruz. İnşallah bu sefer yanlış anlatmamışızdır. Tekrar kontrol edeceğim ve öyle yayınlayacağım. Sizlere iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.